Merhaba, Kingdoms and Castles dünyasına hoş geldiniz. Bilinmeyen topraklar üzerinde küçük bir kalede başladığımız, ziyaretimize gelen insanları yaptığımız yapılar ile aramıza kattığımız, onlara güvenli ve huzurlu bir ortam vaat ederek bizim için çalışmalarını sağladığımız ve tüm ihtiyaçlarını karşılayarak onları kullanıp topraklarımızı genişleterek egemenliğimizi sürdürdüğümüz bir strateji oyunu. Topraklarımızda hayat ne kadar güzel dursa da Vikingler ve ejderhalar bizi devamlı olarak darlayacak. Kaynaklarımız, evlerimiz ve genel olarak yaşadığımız huzur onlara batıyor. En zor şartlarda kuracağım imparatorluğumun adını her duyulduğunda liderini hatırlatsın diye Soytaristan koydum. Kaleyi bütün kaynaklara erişimin olduğu bir noktaya kurdum. Böylelikle en azından başlangıç için dağınık depolama alanları kurmam gerekmeyecekti. Kalenin etrafına bir yol çekerek işe başladım. Henüz bir ormancı olmadığı için kaleye yakın olan ağaçları kendim kestim. Kestiğim odunları birkaç ağıl ve yakındaki bir taş ocağı için kullanacaktım. Birkaç ağaç daha kestim. Kaleye yakın verimli topraklara kurduğum tarlaları genişletip şehrin merkezine bir kuyu inşa ettim. Böylelikle kuyuya yakın olan yerlerdeki yangın riski düşecek, herhangi bir yangın durumunda köylüler daha hızlı müdahale edebilecekti. İlerleyen zamanlarda şehrin alt tarafına doğru olan açıklığa bir liman kurmak istediğim için yol çektim. Şu an için her şey yolunda gidiyordu. Kışa kadar topladığımız besinleri kalenin içinde saklıyorduk. Ve çok geçmeden 20 kişiyi aşarak küçük bir köy haline geldik. Şehrin yan tarafına bir ormancı, şehrin içine ise dip dibe kulübeler inşa ettim. Daha fazla nüfus, daha fazla işçi anlamına geliyor, daha fazla işçi ise üretimin artışını sağlıyordu. Kulübelerin arasında halkın mutluluğunu arttırması için küçük bir meyhane inşa ettim. Mutluluğun yanı sıra güvenlik de önemliydi. Burada geçirdiğimiz ve büyüdüğümüz her yıl, okyanusta akınlar düzenleyen Vikinglerin ve ejderhaların dikkatini çekiyorduk. Ufak bir kule inşa ettim ve kulenin üstüne bir okçu kulübesi yapmayı planladım. Fakat okçuların maaşını ödeyebilmek için bir hazine odasına ve şehir merkezine ihtiyacım vardı. Köy olarak nitelendirilen krallığımız, mevsimleri sağlık ve refah içinde atlatıyor, halkın çabaları ile gelişmeye devam ediyordu. O esnada gelişimimizi görmek ve bizi test etmek için topraklarımıza gelen Vikinglere karşı ilk savunmamızı yaptık. Tek istedikleri kan dökmek, halkımızdan insanları kaçırmak ve hazine odamızdaki altınları çalmaktı. Kaledeki ve Odun Kule'deki okçular sayesinde Vikingleri daha yaklaşamadan erittik ve etkisiz hale getirmeyi başardık. Saldırı bittikten sonra ağırların alt tarafına kulübeler için planlama yaptım. Özellikle başlangıç dönemlerimizdeki gelişim hızımızı arttırmak için mümkün olduğu kadar nüfus arttırmak istiyordum. Nüfusun sağlıklı kalması için meyhanenin yanında küçük bir klinik açtım. Herhangi bir salgın hastalık durumunda doktorlar müdahale edecekti. Tarlaların verimliliklerini arttırmak için ortalarına bir yel değirmeni kurdum. Halk ısınmak ve yemek yapmak için kömüre ihtiyaç duyuyordu. Fakat dumandan rahatsız olacaklarını düşündüğüm için ormanın içine doğru bir yol çektim ve ufak bir kömür üretici kurdum. Saldırıları daha kolay savuşturmak için bir başka kule yaptım. Ürettiğimiz yiyecekler nüfusun ihtiyacını karşılamaya yetmiyor, ambarlarımız yıl sonunda boş kalıyordu. Bu sorunu mümkün olan en hızlı şekilde çözmek için bir başka yel değirmeni kurdum ve yel değirmenini saracak şekilde tarlalar yerleştirdim. Halkın buğdaydan başka yiyeceğe erişiminin olması gerekiyordu. Bu sebeple tarlaların yanına 2 adet meyve bahçesi kurdum. Saldırının üstünden birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen Vikingler ufukta tekrar belirdi. Hızlı ve seri saldırılar yaparak bizi zayıflatmayı amaçlıyorlardı ancak biz öncekine kıyasla daha hazırlıklıydık. Şehrimizin içine giremeden hepsini etkisiz hale getirdik ve kazandığımız bu zafer halkımızı bir hayli mutlu etti. %50 vergi oranı halkımızı yorsa da savunma, sağlık ve yeni projelerin masrafları için altına ihtiyaç duyuyordum. Vergilerden gelen altınla malikaneler yapıp nüfusu arttırmaya devam ettim. Savunmalarımızı gözden geçirip boşta kalan bir yer olmadığından emin oldum. Kurduğumuz kuleler bütün şehri kaplayacak menzillendirmeye sahipti. Nüfusun artmasıyla birlikte halkın ihtiyaçları da artıyordu. Yanıma gelen bir köylü, köylerine bir adet şapel istediklerini söyledi ve ben de bu isteği yerine getirdim. Küçük krallığımız 100 kişiyi geçmiş ve gelişen kasaba lakabını almayı hak etmişti. Bu da zorluğun arttığı anlamına geliyordu. Okyanus ötesinden gelen tüccar gemileriyle ticaret yapmak için bir rıhtım yapmaya karar verdim. Dünya kaynakları sınırlı olduğu için demir, taş ve benzeri sınırlı materyalleri satmayacak, kendi ürettiğim buğday, tahta ve diğer besin ürünleri üzerinden ticareti sürdürecektim. Rıhtımın en temel amacı fazlalık buğdayımızı satıp yerine demir aletler ve askeri ekipmanlar almak olacaktı.
Senenin çoğunu huzur içinde geçirsek de 2-3 yılda bir Vikinglerin saldırısına maruz kalıyorduk. Her gelişlerinde yanlarında daha fazla adam getiriyor, ekipmanlarını güçlendirerek onları alt etmemizi zorlaştırmaya çalışıyorlardı. Şu an için şehrin etrafını saran bir duvar yoktu. Bu durumu fırsat bilen Vikingler şehrin merkezine doğru koşturuyor, yanlarına alabildikleri insanları ve malzemeleri çalıp kaçmaya çalışıyordu. Şehrin üst tarafına kurduğum konut bloklarının yararlanması için büyük bir pazar inşa ettim. Pazar çalışanları malzemeleri buraya getirecek, ev reisleri de evlerine taşıyacaktı. Halkın diyetini çeşitlendirmek için ufak bir et çiftliği kurmaya karar verdim. Burada yetiştirilen domuzlar kasaplar tarafından temizlenip pazara gönderilecekti. Bunun yanında malikane bloğunun içine büyük bir meyhane açmaya karar verdim. Rıhtımdan gelen çan sesleriyle ilk tüccar gemisinin yanaştığını anlamıştım. Fiyatlara baktım ve rıhtımda biriktirdiğimiz fazla buğdayı sattım. Buğdaydan gelen parayla da birazcık alet satın aldım. Şehrin bir demir kaynağına ihtiyacı olduğuna inanıyordum. Üst taraftan en yakın demir kaynağına doğru bir yol çektim. Toplanan kaynakların büyük bir bölümünü malikane inşaatlarında kullanıyordum. Fakat ilerleyen malikanelerin bir de savunmaya ihtiyacı olacaktı. Bu sebeple malikane bloğunun altını ve çevresini taş duvarlarla çevirmeye karar verdim. Bu ilk duvar projemiz olacaktı. Bir sabah uyandığımızda kapımızda bir diplomatın olduğunu gördüm. Diplomat, Kraliçe Atella adına konuştuğunu ve krallıklar arasında dostluk olabileceğini söyledi. Şu an için bu teklifi kabul ettim çünkü Vikinglerden başka bir düşmana ihtiyacım yoktu. Malikane bloğunu sıkışık da olsa evlerle doldurmaya kararlıydım. Bu bölge, nüfusun yoğun olduğu alanlardan biri olacaktı ve bize büyük bir iş gücü sağlayacaktı. Hızlı nüfus artışı sebebiyle yemek sorunu bir kez daha kendini gösterdi. Kalenin yan tarafına doğru bir yol uzattım ve verimli topraklar üzerinde bir sürü tarla açmaya karar verdim. Halk, büyük pazarın yetersiz kaldığını söyleyip şikayetçi olduğu için şapelin arkasına küçük bir pazar daha kurmaya karar verdim. Duvar projesini sadece konut bloğuyla sınırlandırmak istemedim. Depolardaki taş ve odunları kullanarak duvarları genişletmek, olabildiğince çok alanı topraklarımıza katarak şehrin çevresini koruma altına almaya karar verdim. Böylesine hızlı gelişen bir kraliyeti savunma duvarları ve okçu kuleleri dışında askeri birlikler lazımdı. Bu sebeple kalenin yanına bir savaş salonu açtım. Duvarların inşaatı sırasında tam da düşündüğüm açıdan saldırıya uğradık. Herhangi bir savunma olmadığı için sınırlarımıza dayanan Vikingler yeni inşa ettiğimiz duvarların çoğunu yıkmayı başardı. Yaşadığımız bu saldırı ufak bir huzursuzluk yaratsa da kaynakları kaybetmiş olmak daha çok koymuştu. Böyle bir şeyin yaşanmasına tekrar müsaade etmemek için bütün çalışmaları duvara ve duvar üzerinde yer alacak olan savunmalara yönlendirdim. Bir yandan da krallıkta yaşanan ufak çaplı kıtlıkla uğraşıyordum. Boşta olan çok fazla insanımız olduğu için daha fazla tarla inşa ettim. Mümkün olduğunca çok duvar inşa etmeli, savunmamızı genişletmeliydim. Vikingler geçen saldırılarını temel alarak aynı açıdan saldırmaya karar vermişti. Bu sefer karşılarında serbestçe zarar verebilecekleri boş duvarlar değil, onlardan intikam almayı bekleyen cesur okçular bulunuyordu. Vikingler dışında bir başka tehlike ise ejderhalardı. Şu an için fazla zarar vermeseler de saldırılarının yol açtığı yangınlar bazen birkaç köylünün ölmesine sebep olabiliyordu. Oklar bu yaratıklara pek fazla zarar vermiyordu. Onları etkisiz hale getirebilmenin tek yolu balista kuleleriydi. Zarar gören duvarların tamiratı için birkaç duvarcı kulübesi inşa ettim. Demir madeni şehrin konumuna uzakta kalıyordu. İşçilerin topladıkları her bir demir cevherini teker teker götürmesini istemiyordum. Bu sebeple demir madeninin yanına ufak bir stok yeri yaptım. Bir nakliye arabasının yardımıyla bu stoktaki demir cevherlerini şehrin içindeki stok yerine götürecektim. Böylelikle demir madeninde çalışan işçiler şehre getir götür yapmakla zaman kaybetmeyecek, üretim maksimum seviyeye çıkacaktı.
Rıhtıma gelen tüccarlardan satın aldığım silah ve zırhlarla iki birlikten oluşan ufak bir ordu kurmayı başarmıştım. Bu ordu, Vikinglerin duvara yaklaşmasını yavaşlatacak, savunma kulelerine zaman kazandıracaktı. Bu sayede duvardaki baskı azalacaktı. Çok geçmeden yeni ordumuzu deneme fırsatı bulmuştum. Askerler, Rıhtım tarafından gelen Viking grubunu hızlı bir şekilde etkisiz hale getirmeyi başarmıştı. Halkın istekleri üzerine şehrin dış tarafına ufak bir hamam inşa ettim. Yıllar ilerledikçe saldıran düşman birliklerinin kuvvetleri de artıyordu. Bir ejderha saldırısına maruz kaldığımızda bu ejderhanın renginin farklı olduğunu, canının ve verdiği hasarın daha yüksek olduğunu fark ettim. Viking istilalarına karşı tamamen çaresiz olmasak da şehrimize saldıran ejderhaları izlemekten başka bir şey yapamıyorduk. Bu durumun çözümü duvarları genişletmek, yüksek kuleler kurarak üstlerine balista ve daha fazla okçu kuleleri yerleştirmekti. 2 yılda bir yaşanan Viking saldırıları da zorluğun arttığını işaret ediyordu. Saldırıların arasında bulabildiğim zamanlarda şehrin geliştirilmesi ve halkın rahat etmesi için planlamalara devam ettim. Besin çeşitliliği için kurduğum hayvan çiftlikleri ve kasaplar, ormanların düzenli olarak temizlenmesi, yeni duvarlar ve yeni bir şehir bloğu için stratejik bir alan açılması ve hali hazırda olan duvarların geliştirilmesi bu planlar arasındaydı. Bir yandan duvarların inşaatı devam ederken, diğer yandan savunma kulelerini planladım. Aralarında üçer blok boşluk bırakarak duvarlar üstüne kuleler yaptım ve yaptığım bu kulelerin üstüne okçu kuleleri yerleştirdim. Kulenin yüksekliği okçuların menzilini etkiliyordu. Daha fazla taşa ihtiyaç duyduğum için şehrin ortasında yer alan taş madenine büyük bir taş ocağı yaptım. Krallığımız hem içeride hem de dışarıda fazlasıyla huzurlu bir şekilde büyümeye devam ediyordu. Bir başka Viking dalgası geldi ve bu sefer daha önce görmediğim bir şeyle karşılaştım. Vikingler teknolojik gelişmeleri kullanıyor, duvarları ve binaları yıkabilmek için yanlarında mancınıklarla geliyordu. Mancınıklar diğer Vikinglere kıyasla geride kaldığı için askerleri kullanıp hızlı bir şekilde arka hatta sızıyor, mancınıkları etkisiz hale getirebiliyordum. Fakat ilerleyen zamanlarda birden fazla mancınık gelirse ne yapacağım konusunda bir fikrim yoktu. Savunmadan hemen sonra bir başka konut bloğu projesine başladım. Bu proje insanların refah içinde yaşayabileceği ve gerçek anlamda bir konut bloğu olarak adlandırabileceğim bir yer olacaktı. İçerisinde mızrak arenası, hastane, tiyatro, meyhaneler ve benzeri aktiviteler yer alacaktı. Şehrin üst tarafını ise tamamıyla tarım bölgesi yapmaya karar verdim. Yeni tarlalar kurdum ve ortalarına yel değirmenleri yerleştirdim. Yukarıdan bakıldığında karınca kolonisini andıran bir görüntü vardı. Herkes kendisine verilen işi yerine getirmek için canla ve başla çalışıyordu. Halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için büyük bir pazar alanı kurdum ve şehrin yollarını birbirine bağladım. Rıhtım tarafına yapılabilecek saldırıları engellemek için taş duvarı rıhtımın kenarına kadar çektim. Vikingler sürüler halinde geliyordu. Yaklaşık 20-25 gemi olmaya başlamışlardı. Her gemide de 20'ye yakın asker bulunuyordu. Vikinglerle kafa kafaya çarpışacak askeri birliğim yoktu. Bu yüzden askerleri dikkat dağıtıcı olarak kullandım ve tüm hasarı kulelerin vermesini sağladım. Viking kuvvetlerinin sayısındaki artış içime bir korku düşürmüştü. İşimi sağlama almak için birkaç grup asker eğittim. Diğer yandan da şehir bloğu ile ilgili çalışmalarıma devam ettim. Biraz düşündükten sonra bloğun yanındaki araziyi tarla arazisi olarak kullanmaya karar verdim. Verimli topraklar üzerine bina yapıp boşa gitmesini istemiyordum. Böylelikle şehrin yemek yeri burası olabilir, fazla üretilen ürünler de hemen yakındaki limana taşınıp tüccarlara satılabilirdi. Oradan gelecek altınla da daha fazla geliştirme yapabilirdim. Şehrin içine bir kilise ve halkla beraber ziyafetler yapabilmek için büyük salon inşa ettim. Toparlanmak için biraz zamanım olmuştu. Bu esnada 27 gemiye sahip olan Vikingler tekrar kıyılarıma akın etti. Yaşanan bu savaş her iki taraf için de kanlı geçti. Vikingler birliklerinin çoğunu kaybederken ben de bir taburumu kaybettim.
Kaybettiğimiz askerlerin cesetlerini hızlı bir şekilde gömdük. Rıhtımın diğer tarafının tamamen açık olması beni çok rahatsız ediyordu. Ormanın içine kurduğum tahta bir kuleden başka savunacak hiçbir şey yoktu. Bu sebeple rıhtım tarafına bir yol çektim, duvarlar ördüm ve duvarların üstüne birkaç balista kuleleri ise okçu kuleleri kurdum. Diğer kuleleri de birer kat yükselterek canlarını arttırdım. Böylelikle Vikingler ne kadar çabalarsa çabalasın içeriye giremeyecekti. Krallığımız topraklarımıza katılan her bir insanla istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ediyordu. Rıhtım kenarındaki duvar projeleri tamamlanırken üstlerine kuleleri ve savunmaları eklemeyi de unutmadım. Kraliçe Atella adına konuşmaya gelen diplomatla birlikte peynir ekmek yedim, krallığın ve ilişkilerimizin geleceği hakkında konuştum. Vikinglerin demir madenimize düzenlediği saldırıyı, yeni ettiğim askeri birlikler ve okçu birlikleriyle birlikte savundum. Piyadelerin arkasına yerleştirdiğim okçu birlikleri, düşmanlar daha onlara yaklaşamadan onları eritmeyi başarıyordu. Saldırıya uğrayan tek taraf demir madeni değildi. Çoklu saldırılar gerçekleştirmişlerdi. Bu saldırılara benzeyen bir saldırının rıhtım tarafına gelmesini bekliyordum. Bu sebeple tamamıyla güvence altına almak için taş duvarları arkasına kadar ördüm. Rıhtım ile uğraştığım esnada sırtında bembeyaz dikenleri olan kızıl bir ejderha geldi. Bu ejderha ilk şehir bloğuna doğru uçarken hareket halinde yaptığı saldırısıyla çok büyük bir hasar verdi. Kaledeki ve duvarlardaki okçuların yardımıyla ejderha hasar alsa da pek fazla canının yandığını söyleyemeyeceğim. Dönüp diğer tarafa baktığımda iki farklı ejderhanın saldırısına uğradığımızı fark ettim. Kızıl ejderha o kadar çok hasar almıştı ki kaçmaya çalıştı. Fakat kaçtığı yön balista kulelerinin yer aldığı bir yöndü ve aldığı darbelere dayanamayıp orada can verdi. Diğer tarafta ise siyah ejderha şehrin içine girmişti. Okçu kulelerinden aldığı hasarla birlikte onun da canı azalmış, tek stratejisi olarak da kaçmayı tercih etmişti. Mezarlığın yanına bir tiyatro kurmaya karar verdim. Böylelikle iki şehir bloğu da bu tiyatrodan yararlanabilecekti. İkinci şehir bloğunun altına doğru ilerlemeye, oraya da başka bir şehir bloğu kurmaya karar verdim. Nüfus için daha fazla alana ihtiyacım vardı ve bu alanın içine katedral, geniş kütüphane gibi yerler inşa etmeyi planlıyordum. Bu plan doğrultusuyla kara sınırını tamamıyla taş duvarlarla çevirdim. Yan tarafta bulunan ormana erişim sağlamak için ufak bir giriş yaptım. Ejderhalar artık bizler için tehdit oluşturmuyordu. Şehrin duvarlarına yaklaşamadan ağır hasar alıyor, içeriye girmeye çalıştıklarında ise kasap tezgahlarımız için et oluyorlardı. Yeni konut bloğu için çalışmalara başladım. İçeride bulunan ormanı kestim, ormancı binalarını yıktım. Katedralin bir özelliği vardı. Katedrale yaklaşan Vikinglerin bazıları köylü olarak bize katılabiliyordu. Bu sebeple stratejik bir lokasyona koymam gerekiyordu. 100. yıla yaklaştığımızda son Viking saldırımızla karşı karşıya geldik. Elit ekiplerle birlikte yanlarında getirdikleri 3 mancınıkla duvara gelseler de giremediler. Bu esnada Rum ateşi yerleşiminin ne olduğunu görmüş olduk. 3. şehir bloğunun kullanabilmesi için bir pazar yeri inşa ettim. Katedralin inşaatı hala devam ederken şehrin içinde birkaç asker birliği oluşturmaya karar verdim. Böylelikle ismi gibi onurlu bir krallık olan Sauteristan'ın 100. yılını görmüş, bu zamana kadar karşımıza çıkan tüm tehditlere göğüs gerip hayatta kalmayı başarmıştık. Halkımız taştan yapılma büyük surların arkasında bolluk, bereket ve güven içinde yaşayabiliyor, hayatlarını sürdürebiliyordu. Krallığımız tarım ve sanayi sektörlerinde kendini geliştirmiş, yaptığı ticaretler ile kıtanın en büyük ulusu haline gelmişti. Halkın temiz su, et, meyve, buğday ve balık gibi zengin bir diyete erişimi, meyhane, mızrak arenası, tiyatro, katedral gibi aktivitelerde yer alma şansları vardı.
Buraya kadar izlediğiniz ve macerama ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Fikirleriniz benim için değerli olduğundan yorumlarda belirtmeyi ve Discord kanalımıza katılmayı da unutmayın. Sonraki maceralarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.